Kütahya Valisi Ali Çelik görevine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesi sonrası Kütahya Valiliğine atanan Ali Çelik, Kütahya'da gelişinde böyle karşılandı. Karşılama töreninde protokolle tek tek konuşan Vali Çelik, makamda yaptığı açıklamada 20 yıl sonra tekrar Kütahya'ya gelmenin nasip olduğunu söyleyerek umarım şehrimize bize kazandırdıklarını geri verebiliriz dedi. 2020'de de dahil olarak geri gelmek nasip oldu. İnşallah eğitimimizin bir parçası, kişisel gelişimimizin bir parçasına büyük katkı sunan bu şehre bize verdiklerinin karşılığını verebiliriz. Kendi memleketimiz gibi oldu. Yatılı okul okuduk biz burada. Kütahya'nın çok önemli bir şehir olduğunu aktaran Vali Çelik şunları kaydetti. Kütahya çok önemli, kıymetli, potansiyeli olan kadim bir şehir. Geçmişi ve tarihi olan, medeniyetin kendi medeniyetini kurgulamış, kendi içinde belirli bir sosyal organizasyon olan bir şehir. Buradaki medeniyet birikimi, şehrin tarihsel önemi, turizm, tarım, sanayi potansiyeli, şehrin insanlarına ve ülkeye olan katkısını azımsanmayacak bir düzeyde. Şimdiye kadar birçok devlet adamı, siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisi bu şehre büyük katkılar sundu. Ben gelirken de bunun farkına vardım zaten. Değişim hiç durmamış, devam etmiş. Şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Vali Çelik, kazanımların üzerine yeni kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bizler de Kütahya'nın taşıdığı, biriktirdiği her türlü değerin üstüne koymak için iddialı olmalıyız hep beraber. Şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleri temsilcilerimizle ve kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, tüm kanaat önderleriyle birlikte geçmişte yapılanların üstüne yeni kazanımlar eklemek için Çin'i güzelliğindeki bu şehrin üstüne ününü Çinlilerin dışına çıkarmak için elimizden geleni, gücümüzün yettiği bütün birikimimizi kullanmak için hazırız.